Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var programımızda. Hüseyin Öztel ve Ömer Madra. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hüseyin Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hüseyin Öztel, meteoroloji mühendisi ve Habertürk televizyonu meteoroloji editörü. Ömer Madra, Açık Radyo genel yayın yönetmeni. Evet, bugün programımızda konuklarımızla gerçekleşen ve gerçekleşecek olduğundan emin olduğumuz meteorolojik olayları konuşacağız. Bunların doğal afetler midir yoksa bir iklim kriziyle mi karşı karşıyayız sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Öncelikle de çok yakın bir tarihte başımızdan geçen İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, nitekim dün ve cumartesi günü de benzer sorunlarla karşılaştık. Sel ve dolu felaketleriyle ilgili kısa bir bilgilendirmeyi senden rica ediyoruz Hüseyin. Aynı zamanda da buna ilişkin fotoğraflar ve kısa bir video gösterimiz olacak. Tabii İstanbul'dan Ankara'ya geçeceğiz. Geçtiğimiz gece yine başkentte neşen yerler oldu. Batı bölgelerde sadece bu sel afetiyle bir iki defa mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıllarda sanki yazmıyordu. Artık bir ay içerisinde biz birkaç defa sel yaşayabilir kabiliyete büründük. Olumsuz bir özellik ama biz bu özelliğe artık sahip olduk. Sadece Marmara bölgesi için. Çernobil'de Ege'de de beklenti şöyleydi. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Zaman zaman dolu yağış görülebilir. Bunları söylüyorduk ama iki gece önce iç Ege'de işte Manisa-Muğla çevresi. Dün gece başkent Ankara'da yine yağışlar kuvvetli geldi. Aslında büyük kısmı bunun yağışı kırsal kesimde sulak arazilerde değil de böyle daha çok fazla yerleşimin olmadığı yerlerde su sebep oldu. Medyanın radarından çıktı. Ama konu şu, Temmuz ayının ikinci haftasından Ağustos ayının ilk haftasından 3 haftalık dönemde 4 önemli sel hadisesi yaşandı Türkiye'de. Diğer su baskınlarını saymasak. Dolayısıyla iyi gitmiyoruz bu evet. Konularda. 2009 Ayamama deresindeki taşma ve sel felaketini de hatırlarsak her geçen gün biraz daha artan yoğunlukta bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar sadece Türkiye'ye has mıdır Ömer? Yoksa dünyada durum nasıl? Aynı. Yani gerek sıklık, gerek şiddet, gerekse de yoğunluk olarak hepsi artıyor. Yani bu sel felaketlerinin sular seller götürmesinin yanı sıra bir de müthiş sıcaklık, sıcak dalgaları var ve orman yangınları bunlara bağlı olarak gelişiyor. Dünyanın 5 kıtasında da bu görünüyor ve çok yoğun ve akıl almaz zararlara hem maddi hem can kaybına hem çok çok sayıda insanın yerinden yurdundan olmasına, göç dalgalarına filan sebep oluyor. Ve uzun vadede de bu artışın son zamanlarda sayısız araştırmada peş peşe yayınlandı, insanı ürkütecek derecede. Hem bir yandan alarmlar veriliyor Avrupa'nın 11 şehrinde, 9'unda kırmızı ülkesinde kırmızı alarm verildi. Sıcak çıkmayın dışarı ve en ufak bir bol sıvı alın su için filan. Bir yandan da işte meteorologları ve tıp uzmanlarına da kulak verin deniyor. Fakat buradaki asıl sorun tabii bu senin sorduğun soruya cevaben Güran ve biraz önce Hüseyin'in de söylediği medyanın radarının altında kalması gibi çok önemli bir problem var. Yani olur böyle şeyler, işte geçecektir ya da mevsim normalleri biraz üstünde filan denmesi ve kuraklık yoktur filan şeklinde sözler söyleniyor. Bunların doğru olmadığını kabul etmemiz lazım. Müthiş bir şeye doğru, krize doğru hepsi birbirini tetikleyen. Üstelik işin kötüsü savaş. Yani İngilizce'de bir hoş bir kelime oyunu yapıyorlar. Global warming, işte küresel ısınma ve global warring deniyor. Yani küresel savaşlara da yol açıyor. Özellikle bu Orta Doğu'daki savaşların filan hepsinin kökeninde uzun süreli
kuraklık ona bağlı gıda yetmezliği ve isyanların bastırılması yatıyor. Evet. Şimdi çeşitli yetkili ağızlardan yapılan açıklamalar, gerekse belediye başkanlarının yaptığı açıklamalar, bunların hep gelip geçici, biraz önce Ömer'in de bahsettiği gibi mevsim normalleriyle ilgili, hatta işte 50 yıllık, 100 yıllık istatistikler veriliyor. Aslında son doluyla ilgili kısa bir videomuz da var. Bir vatandaşımız tarafından çeşitli bölgelerde çekilmiş olan bir video. Şimdi onu da izleyeceğiz. Orada da görüntüler bugüne kadar alışkın olduğumuz görüntüler değil. Bir kısım yetkililer ve bilenler de bunun tamamen şehirleşmenin hızlanması, betonun çok yoğunlaşması nedeniyle olduğunu ifade ediyorlar. Bir altyapı tartışmasıdır gidiyor. Yani bunların altyapıların eksikliğinin bir sonucu olduğu ifade edilmeye çalışılıyor. Ama geleceğe dönük de herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımız ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Biz bunu Bodrum ve çevresindeki depremler sırasında da gördük. Bodrum'da hayatın son derece normal olduğu söyleniyor ama Bodrum'daki dostlarımızla, arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman durumun pek de öyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi buradan hareketle bunun nedenleri üzerinde biraz konuşsak iyi olur herhalde. Ki buna ilişkin olarak NASA'nın en son yayınladığı bir video grafik var. Onu hemen ekrana getirmek istiyoruz ve bunun içinde Güven Güzeldere'ye teşekkürlerimizi iletmemiz lazım. Amerika'daki akademisyen arkadaşımıza, çünkü ve Açık Radyo'nun programcısı, aynı zamanda Açık Radyo programcısı. O video, buna girmeden video hakkında bir iki şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu video aslında NASA'nın, yani Amerika'nın uzay ve havacılık araştırmaları, yani dünyanın da en büyük, Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gibi en büyük şey kuruluşlarından biri, gözlem yapıyor. Onun verilerine dayanarak Finlandiyalı bir fizikçi, iklim bilimci ve fizikçinin yaptığı bir grafik video. Ve çok ilginç bir şey, bu küresel ısınmanın, işte senin biraz önce sözünü ettiğinin tam aksini gösteren bir şey. Yani elbette ki çarpık betonlaşmanın, giderek artan şehirleşmenin, nüfus artışının vesaire vesaire, hepsinin müthiş etkisi var. Muhakkak. Ama 200 yıldan beri de giderek akselere eden, hızla yükselen muazzam bir küresel ısınma olgusu var. Bunu o verilere dayanarak yapmışlar. Yani şöyle bir şey, bu videoda şunu görüyoruz. Yani küresel ısınmanın 200 küsur yıldan beri dünya çevresindeki 5 kıtada, her videoda bütün ülkeleri de ayrı ayrı görmek mümkün. Afganistan A'da başlayıp Zimbabwe'de Z'ye kadar uzanan ülkelerde 100 ülkede giderek sabit bir şey gibi, küresel ısınmanın bir ritmi, kalp atışları gibi görünüyor. Ve her yıllık ülkelerin yıllık sıcaklık ortalamasının anormalliklerinin böyle nabız atar gibi yükselip inmesi durumu var. Fakat yani sanki bir kalp cihazında kalp atışlarını seyredermiş gibi göreceğiz şimdi biraz. Evet. Fakat sabit, yani normal bir kalp atışının sabit olması gibi gerektiği halde, burada çok açık 100 ülkedeki bütün ülkelerinde, burada monitöre alınmış olan ülkelerin tamamında giderek artan bu karbon kirlenmesinden, yani petrol, kömür ve doğalgaz yakmadan dolayı olan karbon kirlenmesinden dolayı giderek yükselen bir şey görülüyor. Ve artık iklim değişikliğinin, küresel iklim değişikliğinin vazgeçilmez olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve bir ikinci şey daha var. Onu da söyleyelim videoya geçmeden. Tek bir ülke dışarıda kalmıyor grafiğin dışında. Tümünde bu gözleniyor. Bunu yapan fizikçi söylüyor bunu, Lipponen. Ve Fin Meteoroloji Enstitüsü'nün sözcüsü bu adam aynı zamanda. Ve grafiği o yapan. Yani ısınma
yerel değil, global bir süreçtir, küresel bir süreçtir ve bundan kaçış yoktur diyor. Ve ısınmanın böyle felaketin nasıl yaklaştığını sonuna her bir şeyi barlar halinde gösterilmiş, çubuklar halinde giderek kırmızıya döndükçe insanın yüreğine de saplanacak kadar kırmızı koyu renk şeyleri göreceğiz yani. Durum çok vahim. Evet, 1900'den 2016'ya kadar olan iklim değişikliğini, ısıdaki farklılığı şimdi bir videoyla göreceğiz. Bu Türkiye'de de ilk defa Medyascope'da yayınlanacak. Evet. Videomuzu bekliyoruz. 1900 ile 2016 yılı arasında bu 35 saniyelik bir videografiktir. Biz bunu aynı zamanda 2000 yılından 2016 yılına kadar olan kısmını da biraz ağırlaştırdık ve şimdi daha uzun bir versiyona ulaştık. Anormallikler böyle kırmızılarda görülüyor, sapmalar yani. Evet. Ve 2016'ya gelindiğinde görüldüğü gibi tablo artık. Evet. Evet, yani bundan bir 3 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını tahmin etmek bile istemiyor insan. Evet. Bir de şeyi ekleyeyim belki, yani bu aslında işte o Paris Anlaşması denen şeyde küresel iklim değişikliğiyle ilgili olarak Donald Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri'ni çektiği, ne demekse çekmek, dünyada hiç görülmemiş bir şey. 195 ülkenin imzaladığı şey. Belki bir daha sonra döneriz gibi yeryüzünde hiç görülmemiş bir şeyden bahsediyor. Yeni bildirdi biz çekildik diye. Paris Anlaşması'nda öngörülen 1,5 derece, endüstri çağına göre 1,5 derece artmanın 2016'da birkaç ay için aşıldığını da görüyoruz bu şeyde, grafikte ve dolayısıyla bu görülüyor şeyde ama tam bir felaket demek aslında. Geri döndürülemez noktaya doğru ilerlendiğini, artık ne yapılsa geri çevrilemeyeceğini gösteren bir şey olduğunu ve dolayısıyla bu şimdi grafikte tabii alıştığımız şeyler bunlar, infografikte, görüntülerde ama soyut olduğunu bilmemizde fayda var bence. Çünkü aslında içinde bulunduğumuz eğri, bindiğimiz gemi ya da tren çok daha vahim bir şekilde ilerliyor burada görülenden. Onu da ilave etmek lazım. Evet. Hüseyin, Türkiye birçok bölgesi itibariyle işte ilk önce Konya Havzası'nda başlayan suyun azalması, azalıyor, arkasından kuraklık. Evet. Şimdi birçok yerde aynı problemle karşı karşıyayız. Bunlar zaman zaman medyada yer alıyor. Mesela en son Sultan Sazlığı ile ilgili bir fotoğraf yayınlandı. O fotoğrafı hemen verelim. Bakın, görüyorsunuz burada üstte son halini görüyoruz. Karlar ortadan kalkmış, sazlık, göl ortadan kalkmış ve altta ise eski hali. Evet. Türkiye'nin başka bölgelerinde de bu tür örneklerle karşılaşıyor muyuz? Çok şiddet derecesine göre sınırlandırılırsa en fazla kırmızı alarm veren bölge İç Anadolu bölgesi. Akdeniz'in iç kesimleri, bizim göller yöresi diyebildiğimiz yörede ciddi bir kuraklaşma var. Orada sadece Burdur Isparta arasındaki büyük göller değil, yüzlerce irili ufaklı göl var. İçerisinde kuşları besleyen bir habitat var. Göç rotalarında olan hayvanlara sağladıkları, yani konaklama tesisi gibi bir işlevleri var ama gittikçe de ufalıyor, daralıyor. Mesela sorduğunuz kısım. Doğu Anadolu'daki kar yağışı miktarı. Şimdi bu su çevriminde hava sıcaklığının artması şöyle bir etkiye sebep oluyor. Mesela yağmur suyu olarak tekrar bizim akarsularımıza, temiz sularımıza karışıp kar suyu olarak tepelerimizi beyazlatması gereken su, sel olduğunda hiçbir su çevrimine giremeden kanalizasyonla kirli suya karışıyor. Biraz zarar ediyoruz biz. Kış geliyor, yağışımız biraz azalıyor. Bu sefer akarsular yeteri kadar kar sularıyla beslenemeden mevsimini bitirip yaz mevsimine giriş yapıyor. Dolayısıyla her ay bir birim neredeyse kaybımız var. Su çevriminde Türkiye'nin yağışı geri alabildiği yıllar geride kaldı. Artık
kış yağışları yeterli değil. Asıl temel sebebi sizin o karlı dağları göstermeniz çok iyi oldu. Her zaman Doğu Anadolu'nun 3 metre 4 metre kar işte otomobilleri bu boyunu aştı. Eve gidemedik görüntüleri şöyle bir yanılgıya sebep oluyor. Ha, Türkiye'de çok güzel kar yağıyor. Nasılsa Doğu Anadolu karlar altında diye. Böyle bir şey batıda yok. İç Anadolu'nun dağlarında, Toroslar'da, Akdeniz'de az kar var. Orta Karadeniz'e bakın tepelerde az kar var. Bu fındık üretiminden tutun, mısır yani bütün tarım ürünlerine kadar her şeyi etkileyen bir durumdur. Kış yağışlarının azalması. Şey gibi düşünün, buzullar yazın biraz böyle ufalır daralır. Hani pasta biraz şey olur. Kışın tekrar artar. Hani nefes alıp vermek gibi. Dünyada kutuplardan nefes alıp veriyor. Aynı etkiyi Türkiye'de yaşanan şeyi kutuplarda da görebiliriz. Yani tatlı su, kullanılabilir su azalırken denize karışan tuzlu su ve kanalizasyona karışan kirli su artıyor. Aslında bunun bir dengede olması lazım bizim devamlı. Bunu dengede bozan şey ne? Nüfus. Şu anda biz 1.7 dünya kadar tüketiyoruz. Sanki iki dünyamış varmışçasına tüketiyoruz. Daha fazla işte alışveriş yapıyoruz. Bunun başka şeylerle ilgisi var. Daha fazla ürüyoruz en temel konu şu. Her canlının doğada bir anti canlısı var ya da onu dengeleyen bir unsur var ama insanın yok. Biz de işte biraz önce Ömer Bey bahsetti galiba savaşlarla bunu yapacağız gelecekte. Bizim nüfusumuzun bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Yoksa ne yağan kar bize yetecek. Ya biraz karamsar, bu yaşta da genç bir insan olarak size karamsar şeylerden bahsetmek istemiyorum ama sayılar böyle söylüyor. Ama tablo karamsar evet. Zaten. Şu da var, diyorlar ki Tema Vakfı bunu her zaman vurguluyor. Son 40 yılda Türkiye suyunun, tatlı suyunun yarısını kaybetti. 1975 yılından 2015 yılına kadar olan dönemde Türkiye o az önce gösterdiğiniz sulak arazilerinin tam %50'sini kaybetti diyor. Bunun da iki tane sebebi var. Birincisi taşkını dere yataklarından seli kontrol edelim diye biz o dere yatağını kasıtlı olarak kurutuyoruz. Çok büyük ölümcül bir hata. Ki hatta yerleşimi evet, açıyoruz. Yerleşimi açıyoruz. Zaten o amaçla yapılır. İkincisi de arazi kazanmak. Mesela adam diyor ki tarım yapalım biz burada. Sulaktır toprağın altı. Biz buraya bir şeyler ekelim. O zaman burayı kurutalım. Birincisi bu bilinçli yapılan. Bunun bir kısmını başka ülkelerde de görebilirsiniz. Türkiye'de yapmıyor sadece ama sonuçta çok büyük bir cinayettir bana sorarsanız. İkincisi de su dağıtımında kaçaklar oluyor. Yani tatlı suyu şebekeden evimizdeki musluğa kadar aktarımı esnasında biz verimliliği sağlayamıyoruz. Bir kısmını kaçak olarak veriyoruz ve buharlaşma. Buharlaşıyor. Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da kaç derece biliyorsunuz. O zaman Terkos Gölü, Duru Göl devamlı bir buharlaşmayla o üzerindeki kullanılabilir suyu gökyüzüne taşıyor. Problem onun gökyüzünden bize çok hızlı inmesi. Yavaş yavaş değil de çok hızlı inip su baskını sel şeklinde tekrar kanalizasyonla denize gitmesi. Oysa ki havzayı beslemesi lazım bu yağışın. Havza bundan yeteri kadar beslenemiyor. İşte bu yüzden de Türkiye'nin suyla ilgili işte bulunduğumuz coğrafyada çok kritik bir ülkeyiz biz. Fırat'ımız, Dicle'miz bütün dünyanın konuştuğu ırmaklardır. Orta Doğu'da özellikle. Ama bu su miktarı gittikçe azaldığı için artık insanlar kafalarını başka yöne çevirebilirler. Türkiye bu kritik rolünün de riskte olduğunu bilmesi gerekiyor bence. Evet, Ömer Madra, Hüseyin nüfusun etkisinden bahsetti. Evet, nüfusun tabii ki bir etkisi var ama onun dışında başka hangi etkenlerden bahsedebiliriz bu küresel iklim değişikliğiyle ilgili olarak? Yani esas itibariyle tabii nüfus da önemli bir faktör ama şimdi şeye tekrar dönebilirsek demin gösterdiğimiz videoda, video infografik denen videoda. Evet. Videografiyi tekrar alalım lütfen. Yani bir kere biz bu işin içinde hep beraberiz. Yani öyle tek bir ülkede falan olmadığı gibi Türkiye sol alt köşeye doğru görünüyor. Bütün ülkeler var orada. Evet. Yüzün üzerinde ülke. Hiçbir ülke grafiğin dışına çıkmadığı gibi yani grafiğe bakıldığı zaman biz bu işin içinde bütün 5 kıtada, bütün ülkeler olarak bu işin içindeyiz. Yani hiçbir ülke yükselen sıcaklıklardan arınmış değil, evet. Kurtarabilmiyor. Bırakın selleri, suları ve diğer etkilerini, yani sadece sıcaklık artışından evet. Bile hiçbir ülke muaf değil. İkincisi, bu çok net olarak görülüyor ki bu 200, özellikle son 40 yılın içinde, görüldü. Evet, bu 2016'da kalalım lütfen grafikte. Yani 2000'lerin yani son yani 2000'li yeni yüzyılın ya da yeni bin yılın içinde son 16 yılın
15'i en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Bu yeterli zaten bütün dünyada. Yani bir de 1998, evet artıştı. Şimdi evet. Ona gelecektim. Zaten artıyor bu trend. Yani son 30 yıl aslında. Yani orada videoda da rahatlıkla görüldüğü gibi son 1990'dan itibaren çok daha yüksek o şeyler, bar denen şeyler şiddetli oluyor. Ve böylece Paris'in yani normalden daha soğuk olan yıllar ortalamada çok daha az olmuş. Yani 1990'lara gelindiği zaman artık neredeyse hiç grafikte hiç normalden soğuk yıl görülmüyor. Bu müthiş bir şey aslında. Evet. Yani felakete 4 nala gidildiğini gösteriyor. Sonra işte demin dediğim gibi son 3 yıl en sıcak yıl. Yani 1914 kayıtlara geçmiş en sıcak yıldı. 2015 en sıcak yıldı. O rekor onun rekorunu kırdı. 2016 onun rekorunu kırdı. 2017'yi bilmiyoruz. Ama kırması çok büyük olasılık özellikle diye söyleniyor. Özellikle de bugünlerde İstanbul'da. Evet, tabii. Ona da geleceğiz yani zaten. Bunu. Güney Avrupa için kıracaktır. Evet. Kuzey Avrupa için bu yıl kıramayacak. Güney Avrupa için kesin kıracaktır. Şimdi o zaman da ne kadar yani son 3 yılda bu grafikte baz olarak alınmış olan 1951-80 arasını ortalama almışlar. İstatistiksel olarak öyle yapılıyor. Orada bazı ülkeler 2 dereceyi bile aşmışlar. Yani Paris'te asla aşılmaması gereken. Dolayısıyla ne kadar artık bilmedik yeni bilinmeyen alana doğru hızla ilerlediğimizi de gösteriyor. Ve dördüncüsü de işte daha önce de söyledik felaket eğrisini yeterince göremiyoruz. Evet. Yani bütün bu Suriye'deki çağın en korkunç savaşlarından bir tanesi, Yemen'deki filan tamamen bu kuraklık ve şeye bağlı olduğu net olarak ortaya çıktı. Savaşlarla bağlantılı. Ve kuraklığı da mesela yetkililer, Orman Bakanı diyor ki yani normalde kuraklık yok diyor. Barajlardaki %40 doluluk demiş. Bu yeni bir açıklama. Şimdi 5 Ağustos tarihli Orman ve Su İşleri Bakanı'nın. Barajlarımızda %40 doluluk olması kuraklık olmadığını göstermez. Yani maalesef bakanın danışmanlarına bir danışmasında aslında ihtiyaç var. Çok küçük bir şey girebilir miyim? Tabii. Tabii. Danışmanlarına danışma ihtiyaç var da kuraklığı, yağışların azalıp da bizim tarım arazisine harcamamız gereken suyun artmasıyla da anlayabilir insan. Yağış azaldığı için biz ekili arazimize barajlarımızdan daha fazla su vermek zorunda kalıyoruz ki bu su bütçemizin %50'si yapar. %50'sini harcıyoruz Türkiye. Yani o zaman yağış bunu dengeleyemiyor. Demek ki yağışımız azaldı. Türkiye'de bir kuraklık var. Buradan ya barajın üzerindeki su miktarını yüzde cinsinden hiç görmeyin, bakmayın. Evet. Ne kadar fazla o borular çalışırsa, o pompalar çalışırsa tarım o kadar kuraz demektir aslında. Yani. Ve şimdi mesela çok acayip Düden Şelalesi. Mesela şimdi Düden Şelalesi Antalya'nın dünyada en iyi bilinen bir mucize gibi bir şey işte turistik bir yer. Suyu kurudu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi de şelaleden su akması için bir sistem kuruyor. Ne yapıyor dersiniz? Devri daim makinesi tüpler yerleştiriyor şeyin içine kuruyan yerin. Şelaleden aşağı inen suyu tekrar yukarıya çıkartacak. Veriyor ve yani ben devri daimde devrim yapılıyor. Yalnız doğal bir şey pek kalmamış gibi oluyor. Şöyle bir fotoğraf var mesela elinde kocaman bir boru çıkıyor şeyin üzerinden. Bunu şelalenin şeyinde boruyu görüyorsunuz. Şimdi bu çözümlerle kuş cennetini Sultan Sazlığı'nın kurumasındaki o nadir 301 ayrı kuş türü var. Onların yok olmasını önleyemeyiz. Yani bu başka bir durum. Bütün Anadolu'nun biraz önce Hüseyin sözünü ettiğinden biraz bir daha ilave edeyim. Anadolu'nun binlerce yıllık buzulları, 11 bin yıllık buzulları eriyor, yok oluyor ve işte bir gazetede de şey var, bunu gösterebilir miyim? Tabii ki. Erciyes'in yani o muhteşem Erciyes zirvesinde karlar ilk defa tarihte erimiş, buzul da yok, kar da yok. Sıcak bizi öldürecek diye vermiş gazete bunu, büyük yerleşik gazetelerden biri. Bu yıl zirvede kar ve buzul kalmadı diyor. Fakat sıcak bizi öldürecek gibi bir başlığı kendisi bile çok ciddiye almıyor.
Anladığım kadarıyla bu görünüyor mu bilmiyorum. Evet, şöyle tam öyle tutarsan görünüyor. Evet, şöyle tutalım. Evet. Öbür tarafında da Türk teknesinde seyahat yapmakta olan, yazlık seyahatini, tatilini geçirmekte olan kraliyet ailesine çok daha büyük yer veriyor. Ve en önemli soruları da soruyor. Yani kraliçe hamile mi acaba? Strapless mayosu yakışmış mı, yakışmamış mı? Bunlardan bahsediyor. Yani gerek yetkililer tarafından, gerek medya tarafından bu kadar gayri ciddi ele alınan yeryüzünün en büyük evet. gelmiş geçmiş sorunu. Yani 115 bin yıldan beri görülmüş en etkili bilim kuruluşlarının raporları yeni yayınlandı daha. 115 yıldır bu kadar sıcak görmedi dünya diyor. Şimdi bunu biz Düden Şelalesi'ne boru sarkıtarak ya da sıcak bizi öldürecek ne yapalım? Ah Danimarka prensesiyle gideremeyiz. Yani çok önemli başka bir sorunumuz var. Birazdan da bunu belki konuşalım. Evet. Ki Danimarka da çok soğuk bir yerdir. Yani oradan da buraya gelip sıcakların ortasına atmaları kendilerini ilginç. Evet, yani. Ama şimdi eskisi kadar soğuk değil. Danimarka evet çok doğru söylüyorsun. Bir arkadaşım Norveç'te ve şu anda hala orada gezide. Ondan gelen fotoğraflarda son bilgilere ne bir tek tane dağın tepesinde ne bir tek tane Norveç'te. Kar parçası evet. görüyorsunuz. Evet, her taraf yemyeşil, normal ama ısı da gittikçe yükseliyormuş. Evet, şimdi Ömer Madra medyanın yaklaşımından da bahsetti. Yeterince görmediğinden evet. de bahsetti ama mesela geçen haftadan bugüne kadar, hala bugün bazı televizyon kanallarında haberi veriliyor. NASA'nın gezegen muhafızlığı haberi sürekli tekrarlanıyor. Ama mesela biraz önce göstermiş olduğumuz ve yine göstereceğimiz video grafikten hiçbir haber yok. Sen bir medyada editörlük, meteoroloji editörlüğü yapan bir uzman olarak nasıl yorumluyorsun ve nasıl görüyorsun? O haberde bir defa ufak bir hata var. NASA'nın o gezegen koruyuculuğu işte işi uzaylı, şöyle bir şey muhafızlığı, uzaylıları insanlardan koruma amaçlı. O hata yapıldı. Gerçekten öyle bir şey var. Gidelim de insanları fethetmeyelim ya da onları da kendimize benzetmeyelim diye öyle bir yanlış anlama var. Şey zannediliyor, dünyamızı koruma amaçlı. Hayır, zaten dünya bu süre gelen bir durumdur. NASA'nın böyle bir personeli yıllardır varmış. Ben de merak ettim, araştırdım. O bizden, hani bizim verebileceğimiz zarardan endişe ediyor NASA. Medyadaki o konuyu biraz önce Ömer Bey çok güzel dile getirdi. 3 katı kadar büyük bir puntoyla insanların daha fazla ilgisini çekebilecek konu olan magazini daha çok ön plana çıkarıyoruz. Ama bunu televizyon kanalları da yapıyor, dergilerde, bazı özel yayınlar hariç dergilerde ve hepsi de. Daha fazla sesimiz bizim ne zaman çıkmaya başlıyor biliyor musunuz? Otomobilimizin camı kırıldığı zaman. Ucu bize tam olarak değdiğinde, her zaman gittiğimiz tatil beldesinde bu yaz ya ne kadar kötüydü ya tatil yapamadım dediğimizde, işte kışın gittiğimiz Trabzon'un, Rize'nin yaylalarında bile terlediğimizde, işte kışın demişim, yazın, bahar. Yani bu değişimleri bize böyle çıplak bir şekilde yaşatacak bir musibet, bir nasihat muhabbeti yine dönecek ama böyle bir konu. Ama bu Ömer Bey bahsetti, geri dönüşü olmayan, bütün insanlığın sonunu getirebilecek potansiyele sahip ikinci bir şey yok. Böyle bir problem. Gerçekten de ikinci bir... mesela biz başka bir ülkeyi sevmiyoruz diye bunlara savaş açabilir miyiz? Açamıyoruz. Sadece sevmediğimiz için. Ama iklim değişikliği hepimize birden savaş açıyor. 190 tane ülke var. 110 tanesi kötü durumda. Neredeyse ki kuzey ülkeleri de siz bahsettiğiniz gibi iyi durumda değil. Norveç, İsveç, İsviçre dünyayı kurtaracağını zannetmiyorum. Duvarlarını örerler. Biz kuzeydeyiz. Sizden 100 yıl daha fazla yaşayacağız. Mümkünse hiç buraya gelmeyin derler. Yani babalarının hayrına bizi oraya almazlar. Benim mesela İzlanda'da bir tanıdığım vardı. 4 derece, 5 derece olduğu zaman bizim gibi giyinirlermiş. 6 derece, 7 dereceden sonra işte hafif böyle bir bunalma belirtileri. Geçtiğimiz haftalarda 18-19 dereceye çıkmış. Haziran ayında hava sıcaklığı orada. Bu da onların, yani İzlanda genelde soğuk sistemlerin bize geliş başlangıç rotasıdır. Yüksek basınçların oluşup Balkan çevresini önce soğutması, ardından zamanla işte bize doğru inmesidir o soğuğun. Rusya işin içine girmezse çok. Biz o rotadan alırız soğuk ve yağışlı havanın önemli kısmını. Sıcağı da Basra, Güney Afrika üzerinden alırız. Şimdi aldığımız hava değişimlerine bakınca hep böyle güneyli akımlar daha hakim olmaya başladı Akdeniz ülkelerine. Akdeniz ülkeleri derken Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye sayılabilir. Zaten onlar da şu anda sıcak hava dalgasının etkisinde. Biz de etkisine girdik gibi düşünebiliriz bunu. Evet.
Kırılgan bir enlemde yaşıyoruz. Evet. Şimdi medyada yayınlanan bazı önlemler var. Bu önlemlerden iki tanesini hemen ekrana getirmelerini rica ediyoruz. Rejideki arkadaşlarımızdan printer ve el yıkama ile ilgili iki görsel. Mesela ellerini yıkarken dünyayı kurtarabilirsin. Bu ne kadar gerçek olabilir Ömer Madra? Çok gerçek. Ben her gün ellerimi yıkıyorum evet. ve dünyayı kurtarıyorum. Sen evet. de öyle yapmıyor musun? Ama şu da var. Evet. yani mesela bir tane daha var. Yazıcı... Ondan sonra söyle. Yazıcıyı kullanırken dünyayı kurtarabilirsin. Doğru. Yani ne kadar az basarsan bu kişisel önlemlerle... Ya, hiç şüphe yok. Bunların gerekli olduğu. Yani ampullerin değiştirilmesi, işte yeni bir Alman firmasıyla Türkiye'nin yaptığı bir anlaşmayı da evet. burada şeyle karşılamak rüzgar lazım. Enerjisi. Rüzgar enerjisine ağırlık verilmesi. Bakanın buna dediği da gibi son derece lazım. Olumlu yaklaşmak gerekir. Hiç şüphesiz. Ama bireysel tedbirlerle yani kendi şeyimize de çatımıza da rüzgar güneş panelleri koyarak işte sudan tasarruf ederek vesaire bu dünyayı kurtaracağımızı sanmak çok önemli bir yanılgı olur. Asıl mücadele çizgisini, eksenini tamamen gözden kaydırmak değil. Yani sistem meselesi. Evet. Yani şimdi bu biraz önce Hüseyin de söyledi. Ya 11 ülkesinde şu anda bu çarşambaya kadar devam edecek. Belki perşembeye kadar. Avrupa'da. Evet. Yani bayağı önlem alın filan diyorlar. İşte İtalya'da muslukları, çeşmelerin kullanılmasını engellediler. Resmi yetkililer filan. İsviçre gibi ülkelerde, Macaristan, Polonya, Romanya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da kırmızı alan. İspanya'da ve Fransa'da da amber yani turuncu işte kehribar rengi. 11.6 ama altı. Çok tehlikeli veriliyor. İşte uzun şeylere gitmeyin diye. Yani 40 yıllık Avrupa'nın rekoru ki Atina'da kırılmış 1977'de 48'de onun bile zorlanacağı söylenebiliyor. Şimdi yeni yapılan çok ciddi araştırmalarda başka şeyler var aslında. Yani hesapların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği mesela bu 48 derecelik şeyin 100 yılın sonuna doğru 61 dereceye çıkabileceği, 61 derecede değil insanın, herhangi bir insanın canlının yaşamasının mümkün olmayacağı görülüyor. Zaten canlılar büyük bir hızla da azalıyor. Evet, şimdi ısı grafiğimizi yeniden alabiliriz, video grafiği evet. lütfen. Evet, biz devam edelim. Evet, yani şu var... Çok hoş bir yazı çıktı izninizle. Onu da birazcık paylaşayım ben. Yani bizi sistem meselesi olmak. Evet, yani bireysel, ben de onu soracaktım. Sistem evet, derken neyi kastediyoruz? Bayağı düpedüz içinde bulunduğumuz kar amaçlı kapitalist sistemi ve onun aldığı vahşi neoliberal denilen, yani kar uğruna her şey feda edileceği bir sistemi. Yani her şey mübah görüldüğü. Mübah görüldüğü. Bu öylesine müthiş bir şey ki yani şimdi şunu tartışıyoruz değil mi? Bütün bu programın başından beri işte dolu veselleri, korkunç orman sayı, yangınları. 29 bin mine yangın halen devam etmekte Kuzey Amerika'da filan böyle ve Kanada'da da. Ve Amazonlar tarihinin gördüğü en büyük yani 100 yılda bir görülen kuraklıktan evet. üçüncüsüne son 5 sene içinde girmiş durumda. Böyle korkunç şeyler var. Amazonlar da bizim için ve bütün canlılar için en hayati şey. Biyolojik çeşitlilik için filan da. Şimdi biz böyle kendi kişisel hayatlarını Martin Lukács diye Guardian gazetesinde, İngiliz Guardian gazetesinde Martin Lukács'ın yazdığı 17 Temmuz tarihli bir yazı vardı. Biz bunu çevirip Açık Radyo'nun sitesinde de yer verdik. Ve epey de okunduğu anlaşılıyor. Kısa ama çok özlü bir yazı. Ve diyor ki yani neoliberalizm, bu vahşi kapitalizm bizi kafaya alınca biz de iklim değişikliğine karşı kendi başımıza sıkı kavga ediyor zannediyoruz kendimizi. Öyle değil diyor ve
Yani işte asansörü kullanmaktan vazgeç, duvarları açık renkle badana et. Bunlar hepsi faydalı şeyler, hiç şüphesiz. Ama bunlarla biz işi bitirdiğimizi zannediyoruz ve kurtaracağımızı sanmamız en kötüsü. Evet. Yani bize bundan daha kötü öğüt verilemez. Çocuk yapmaktan kaçının, tövbe diyeyim filan. Şimdi biz kendi kişisel hayatlarımızı diyor, çevre dostu hale getirmek için harıl harıl uğraşırken, işte bütün bu şeyleri yaparken, fosil yakıt şirketleri bütün bu çabaları tamamen anlamsız kılacak şeyler yapıyor. Sadece 1988'den bu yana son 30 yıl içinde atmosfere saçılan ve bu küresel ısınmayı yaratan karbondioksit, azot oksit ve diğer şeyleri, metan gibi şeylerin, gazların işte dünyayı bir battaniye gibi sarıp güneş ışınlarının uzaya çıkmasını engelleyen ve dolayısıyla işte bu korkunç sıcaklıklara, sellere falan yol açan karbon salımlarının dökümünü bir görmek ister misiniz son 30 yılda diyor. Peki diyor, söyleyeyim, salımların %71'i, yani 3/4'üne çok yakın bir kısmı sadece 100 şirket tarafından yapılmış. 100 adet şirket, hepsinin adlarını sayabiliriz. Petrol şirketleri, büyük hayvancılık, tarım endüstrisi şirketleri, Monsanto gibi şirketler filan. Yani bunlardan sadece 100 şirket sorumlu. Yani biz diyor Martin Lukács'ta yenilenebilir kalemlerimizi, yenilenebilir kalem, kağıt, yazıcı az kullanım filan, bunlarla uğraşıp duralım, onlar da gezegeni ateşe versinler, olur mu diyor. Ve yani bu şirketlerin gezegeni kirletme özgürlüğü ve bunlara bir hayat tarzıyla cevap verme şeyi de tesadüf değil. Bu son 40 yıldan beri ideolojik bir şey diyor. Yani Thatcher ve Reagan döneminde bu toplum falan yoktur arkadaşlar dediler bize. Ve herkes kendi gemisini kurtaran kaptandır bireysel olarak. Öyle olmuyor işte. Dolayısıyla şu son sıralarda özellikle 68 kuşağı tekrar devreye girdi. Gerek Amerika'da Bernie Sanders, özellikle de İngiltere'de İşçi Partisi Jeremy Corbyn ve beklenmedik başarılar elde ediyor. Bütün o bu özelleştirmeleri, regülasyonların, denetimlerin kaldırılmasını engelleyeceğiz ve geri döndüreceğiz dünyayı gelecek nesil için biz uğraşacağız diyor. Bence Türkiye'de de bununla mücadele etmenin tam zamanıdır. Yani. Evet, yani bireysel her türlü önlemi alalım. Şüphesiz. Bu konuda sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak hareket edelim ama bu yetmez. Mutlaka bu büyük şirketlerin yol açmış olduğu iklim felaketini durduracak son derece evet, radikal ve sistemi hedefleyen... Evet, temiz kömür gibi yalanlar söyleniyor evet, mesela. Yani olacak iş değil ve bunların önüne geçilmesi evet, lazım. Yani. Önemli bir günde yapıyoruz bu programı Hüseyin. Çünkü yarından itibaren sıcağın daha da artacağına ilişkin açıklamalar yapıyorsunuz. Evet. Meteoroloji uzmanları olarak. Ne olacak ve bizlere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani burası iyi mesela. Bu tip klimalı ve kapalı bir ortamda bulunmakta fayda var. Yarından sonra İstanbul'da. Aslında İstanbul'da hava sıcaklığı çok fazla artmayacak da işte bizim hep aynı şeyi söylüyoruz. Önce, kaç derece olacak? Hissedilen sıcaklık muhtemelen 42 derece olur. Evet. Çarşamba ve perşembe günleri. Çünkü biraz önce Ömer Bey bahsetti. Sera etkisinden bahsetti. Battaniye örtmüşüz gibi. Aslında İstanbul'u ısıtan şey güneş değil. Asfalt, binalar. Havayı ısıtan şey asfalt, bu çok açık, binalar, otomobiller, hepimiz birer ısı kaynağıyız. Otomobiller birer ısı kaynağı. Şu asfalta gidip elinizi dokunabilir misiniz bilmiyorum. Nasıl sıcaktır? 65 dereceye ulaşmıştır. 65 derecelik bir fırın yanıyor. Bütün İstanbul'un altında. Gün içerisinde. Sonrasında tabii ki o gece saatlerinde nemle çöktüğü zaman biz artık uyuyamıyoruz sıcaktan. Bunu alıyoruz. Durum bu. Ne kadar fazla yol... Yol medeniyettir de aynı zamanda. Yani bu öyle bir çelişki ki bilemiyorum. Ne kadar fazla beton, o kadar sıcak ve nemli bir İstanbul mecburen. Tabii bunu değiştirecek rüzgarlar var. Biraz daha ferahlatacak hava olayları söz konusu. Ama önümüzdeki 5 gün değil. Önümüzdeki 5 gün bize kimse ferahlatamayacak. Öyle görünüyor. Cumartesiye kadar hissettiğimiz sıcaklıklar hep 40 derece çizgisinde. Belki üzerine de çıkar. Bazı ilçeleri daha sıcak oluyor İstanbul'un. Bazı ilçeleri daha serin olabilir. Kuzeyi belki daha serin, ferah olur. Ama böyle bizim... Orta ve güney dediğimiz şehrin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde
zor 4 gün geçireceğiz. İşte Çanakkale'de öyle, Edirne çevresinde öyle. Marmara'da bir cumartesi günü görünüyor ferah ve iyi haberler. 30 derecenin altına düşebileceğimiz, biraz daha Poyrazlı, güzel, ferah bir hafta sonu. Ama hafta sonu, hafta sonuna kadar, bugün daha pazartesi, zor zamanlar bekliyor. Bir şey var, bunu hep söylüyoruz. Dışarıdaki sokak canlılarına yardımcı olalım. İşte sadece biz yaşamıyoruz bu sıcakta diye. Kışın örneğin sokakta kalanı 153'ü aradığınızda gelip kurtarıyorlar. Soğuktan donmak üzere olan birisini. Şimdi de bence onu orta yaşlı, yaşlı insanlara yapmakta yarar var. Sıcak da ciddi ölümlere sebep olabilir. Dışarıda uzun süre vakit geçirmiş olan, çalışan hala büyük bir kesim var büyük şehirlerde. Onları da göz ardı etmeyelim. Sıcaktan rahatsız olduğunuzda, kendinizi kötü hissettiğinizde yardım alabilmelisiniz. 4 gün ciddiye alınması bir süre yani. Süre, doğru. Ondan sonrasının ne olacağı da tabii ki daha sonraki tahminlere dayanacak. Evet. Programımızın son birkaç dakikasını da gençlere ayırmak istiyorum. Çünkü seninle sohbetlerimizden biliyoruz ki gençlerde azımsanmayacak sayıda meteorolojik merak olaylara ilgi gösterenler var. Arkadaşlarımız da şimdi bunlarla ilgili siteleri ekrana getirecekler. Nedir gençlerin ilgisi? Dinleyicilerimize, izleyicilerimize son olarak bunu aktaralım lütfen. Tabii bu hangisi? Forum Atmosfer. Ya bu, burada yıllardır çalışan, moderatörlük yapan insanlar hep Türkiye'deki hava olaylarına gelen sistemleri daha çok kışın takip ediyorlar. Yağışların kar şeklinde olacağı zamanları, ama yazın da herhalde ilgileniyorlardır oldukça. Binlerce üyesi var. Yağışlarla ilgili tahminler yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarla ilgili mukayeseli grafikler söz konusu. Hani Google tartışmalar yürütüyorlar. Tartışmalar yürütüyorlar. İçerik üretiyorlar en basitinden. Bir evet. Bilgi almak istediğiniz konu. Ya İstanbul'da en son bu kadar yağış ne zaman düştü diye merak etseniz bu sitede bulabilirsiniz. Hava Forum'da bulabilirsiniz. Bunlar evet. İçerik de üreten. Diğerlerini de gösterebiliriz. Tarafları var. Evet. Mesela Hava Forum yine benimle de röportaj yapmışlardı. Burada işte ciddi, bakın mesela o selden bahsediyor. Ciddi bir emek de var aynı zamanda. Bunlar işte başka işleri güçleri olan da insanlar, ama biz zaten Türk insanı olarak havayla ilgilenmeyi severiz. Severiz konuşmayı. Havayla da suyla da ilgileniriz. İşte biraz mi? Daha iyi ilgilenelim. Daha yakından ilgilenelim. Evet. Ben çok küçük süremiz doldu mu bir şey söylemek istiyordum. Medyanın bu işlere olan son sözleri toparlıyoruz. Eksik kalan kısmı ile ilgili biz de elimizden geleni daha fazla yapacağımızı söylememiz lazım artık. Ben de üzerime düşeni, diğer arkadaşlarım da yapmalı artık diye düşünüyorum. Biraz daha fazla çarpıcı ne gerekiyorsa, seslendirmemiz gereken konular varsa daha yüksek sesle seslendireceğiz. Evet. Son olarak bir de bunu, bu tarla. Evet, bu da işte tarla.io ve iklim.co sitelerinin kurucusu. Burada da ufak da olsa, büyük de olsa bir çiftçi tarım faaliyetiyle uğraşıyorsa, bu sitede kendi tarım arazisindeki gelecek hava olaylarını, İşte gübreleme süresinden tutun da ne zaman hasat yapsanız daha iyi olur gibi faydalı veriler, bilgiler üreten bir girişim. 50 bine yakın, 50-60 bine yakın gencin toplamda, bu sitelerde evet. Hem tartışmalar yürüttüğünü hem de yazıştıklarını bildiriyor. Gelecek olayları takip ediyorlar. Bir son derece önemli. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz ikinize de. Sağ olun. Süremizi hızla tamamladık. Daha ileride bu gittikçe daha büyük problem haline gelen konuyu ve sorunu tekrar sizlerle birlikte tartışmak isteriz, konuşmak isteriz. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuklarımız Hüseyin Özden, meteoroloji mühendisi, Habertürk meteoroloji editörü ve Ömer Madra, Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni idi. Konuklarımızla doğal afet mi yoksa iklim krizi mi konulu bir program gerçekleştirdik. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da 35. Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.